Besin değerleri derken en önemli söyleyebileceğimiz besin değeri mısır silajı ile ilgili olarak silajın nişasta oranıdır. Nişasta bilindiği gibi taneden gelen bir besindir ve çok güçlü bir enerji içerir. Aynı zamanda hem besi performansının hayvanlarda hem de süt veriminin artırılmasında, daha fazla süt alınmasında çok önemli bir besin elementidir. Gerçekten sütün daha yüksek alınmasını önemli ölçüde etkiliyor. Dolayısıyla mısır silajına baktığımız zaman biz buna Türkiye şartlarında göz önüne alırsak iyi bir mısır silajında en az kuru madde esasına göre %26 hatta 28 civarında nişasta olmalıdır. Belki yakın gelecekte bu 30-32'leri de konuşabiliriz diye düşünüyorum. Bir diğer ikinci kriter ise besin değeriyle ilgili. Aslında bütün besinleri bir arada bulundurur bu kuru madde. Kuru maddenin de minimum %30 olması gerekiyor. Kuru madde derken bazı yetiştiricilerimizden sorular gelebiliyor kuru madde nedir diye. Suyun haricinde kalan bir maddenin içerisinde suyun haricinde kalan her şeyi biz kuru madde diyoruz. Bunun içerisinde proteinler var, enerji var, vitaminler var, mineraller var, nişasta var, şeker var. Bir mısır silajında kuru maddenin büyük bir bölümünü nişasta oluşturması gerekiyor. Böyle bir bilgi vereyim. Tabii bir miktar lif olacak çünkü kaba yem etkisi de olması gerekiyor. Aşağı yukarı iyi bir mısır silajında %37 ile 42 arasında lif oranının bulunması gerekiyor. Çok lifli olmasını istemiyoruz biz mısır silajlarının. Çünkü çok lif olduğu zaman enerji değeri ve sindirilebilirlik düşmüş oluyor. Ama ana kriterimiz mısır silajında nişastanın yüksek olması.